15 dakika sizleri bekliyor NTV ekranlarında bambaşka sohbetlerde. Çok sevdiğim genç nesil, çok güzel bir oyuncu konuğum var ve tabii ki aslında hayatını bizi güldürmek üzerine kurgulamış bir yönetmen konuğum var ama tabii ona soracağım, hiç mi ağlatmayacaksın, hiç mi üzmeyeceksin, hiç mi yaralarımızın üstüne tuzlar basmayacaksın diye soracağım soruları sevgili yönetmen konuğuma da. Güzel bir 35 dakika sinema konuşacağız efendim. Biliyorum çünkü pandemiden sonra hepimiz en çok tiyatroya ve sinemaya gitmeyi özledik. Değil mi? Yani ben öyle düşünmek istiyorum en azından. Ya da gördüğümüz kadarıyla son dönemde vizyona girmiş birbirinden güzel Türk filmlerinin gişelerinden de görüyoruz ki hepimiz birlikte bir şeyler izlemeye, böyle fuaye alanlarında mısırımızı falan alıp içeri girip filmleri seyretmeyi özledik. Dolayısıyla da birbirinden kıymetli yapımlar ardı arkası kesilmeksizin vizyona giriyor. Bir oyuncu olarak tabii ki bu beni çok gururlandırıyor ve mutlu ediyor her anlamda. O yüzden yine vizyondaki bir filmden bahsedeceğiz, sohbet edeceğiz bununla ilgili. Her zamanki gibi bir cümlenin peşinden gidiyor olacağız elbette. Hadi gelin bakalım hangi cümlenin peşinden gidiyoruz. Platon, ah nereye bağladın acaba Duygucuğum, çok merak ediyorum. Platon diyor ki kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın. Yapılması gereken tek şey sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır. Bak, güzelliğe bak. Sevdirmeye çalışma, sevilmeyi bırak. Çok güzel değil mi? Sevgili Dilan Çiçek Deniz ve sevgili Murat Şeker, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Çok susamıştınız, o yüzden su servisini önden yaptım efendim. Ama istiyorsan ben biraz içtim. Ha bitti. Biraz daha alayım, ben bitirdim. Ah bunlar, ah susuz gelmiş. Hiç mi ekibim sizi şey yapmadı, ağırlamadı önden? Afiyet yani olsun. İyi davrandılar ama su vermediler. İşte ben vereceğim. Evet, Ceyda verecek dediler. Ceyda size verir. Su yok. Yoksa kameranın arkasında su yok. Nasılsınız ya? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. İyiyiz. Sen nasılsın? Ne kadar uzun zaman oldu. Gerçi evet, konuştuk ama görüşmeyeli. Özlemişiz. Evet. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Mutlu musun? Her şey yolunda mı? Mutluyum, yolunda. Bin şükür. Keyfim çok yerinde. Bin şükür. Sonunda 2024 iyi bir yıl olacak. Güzel bir yıl olacak benim için hissediyorum. Hepimiz için. Öyle dediler. 2024 iyi dediler. Olacak bir şeyler. Öyle mi diyorsun Murat? Tabii. Ne hissediyorsun? Vallahi ben çalışanın karşılığını alması halinde güzel bir yıl olacağına inanıyorum. Evet. Biz çalıştık bütün yaz, Ağustos böcekleri değil karıncalar gibi. Karıncalar gibi. O yüzden filmimiz vizyona giriyor ve emeklerimizin karşılığını alacağımızı inanıyorum, inanıyoruz. Evet. O yüzden 2024'te bence güzel geçecek. Yazın bizim bölgedeydiniz, Kuzey Ege'de. Değil mi? Çekimler oradaydı. Evet. Denk gelemedik aslında ama ben de genelde yazları Kuzey Ege'de olduğum için sana denk geldik ama ruhlarımız denk gelemedi. Öyle uzaktan baktım güzelime, tüm güzelliğiyle endam ediyordu. Böyle zamanlarda sadece iyi niyetleri böyle uzaktan uzaktan yollayabiliyorum. Bazen insanlar bazı zamanlarda yan yana gelemiyor ama ruhlarımız hep böyle birbirimizin üstünde, dualarımız biliyorum. O yüzden iyi olmanı diliyorum hep. Bu film haberi de bana iyi geldi o yüzden seninle ilgili. Ama Murat beni şaşırttı Çakallarla Dans'tan sonra. Dedim ya gerçekten bu Çakallarla Dans Murat Şeker. Çakallarla Dans artık ben böyle dedim. Ya bir kurtul artık, başka bir şey yap bize ne olur diye. Uzaktan çığlığımı mı duydun? Sadece senin çığlığın değil, bu benim de çığlığım. Evet. Çünkü ben 2008'de Aşk Tutulması, 2009'da Aşk Geliyorum Demez filmlerini çektikten sonra dedim ki genç yaşta aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni olmak istemiyorum dedim. Tamam. Yani naif, böyle duygusal falan. Dedim ki biraz bir mizah, taşlama, hiciv, biraz sert girelim. Ama Çakallarla Dans da öyle bir tuttu ki arkadaş, yani çıkamadık. Evet. Yani bir daha yani ben... Film... Kaç? Altı ne altı. Demek ya? Altı ne arkadaşım? İnşallah aşk mevsiminin de... Artık biz de bir, iki, üç... Hayır, aşk mevsimine en az dört çekmek lazım. Dört mevsim çünkü yani. Yaz, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış, bunu bizim yaşamamız Ceyda'da lazım. Ceyda'da bak prodüktör ruhu var aslında. Biz bir sonrasını bir oturup lütfen konuşalım. Evet. Konuşalım. Dolayısıyla o kadar taşlama, hicivle bezendi ki ruhumuz ve hayatımız. Anladım. Biraz kendimizi ihmal ettik. Yani aşk mevsimiyle ben aslında... Evet, pırıl pırıl iki genç insanla müthiş çalıştım. Müthiş iki insan hem de. Cem Yiğit Üzümoğlu da buradan ne olur sevgilerimi iletmek istiyorum. Başüstüne. Son dönem yani hayran olduğum genç yeteneklerden biri. İzlemelere doyamıyorum yani. Nerede ne oynasa hemen bulup izleme arzusuyla böyle takipteyim.
müthiş bir ikili olmuşlardır doğru, eminim. Doğru bir tespit sendeki. Bende evet. de öyle oldu. Ben evet. bir ilk gördüğümde dedim ben bu çocuğu niye bilmiyorum. Ah. Hemen Google'ladım sonra takip ettim. Evet. Ve bir süre sonra da evet çalışmalıyız dedik. Buraya geldik. Heh. Neden Çakallarla Dans'tan Aşk Mevsimi gibi uç gibi bir şey? Aslında ben kendi döngümde başladığım yere geri dönüyorum. Evet. Aşk Tutulması 2008 yılıydı. Biraz ara verdik duygularımıza ama oldu, bu evet. kendi iç dünyamıza bir seyahat aslında. Yani ben 50 yaşındayım, evli değilim. Ben de evli değilim ama 50'ye de 3 var arkandan geliyor. Az kaldı. Dolayısıyla kendi hayatımdaki en büyük sorunsalı bu iki güzel insanın sırtına yükleyerek filme oturttuk. Evet. Bir seçme hakkın olsa hayatının aşkını mı seçersin, hayat arkadaşını mı? Of, sen hangisini seçersin? Keşke ikisini bir arada bulabilsek değil olmuyor. Mi? Olmuyor. Ama olmuyor maalesef. 47 yaşımdan sesleniyorum oğlum. Ben hayat arkadaşımı seçerdim. Bak net evet, söyleyeyim sana bu yaştan sonra bildiğim şey o. Birini seçeceksem kesinlikle hayat arkadaşı. Değil mi? Kesinlikle. Yoldaş, ben uzun süre sana tersini savundum. Bana dediler ki yanlış yoldasın. Anladım ben şimdi. Ama filmde biz bunu masaya yatırdık. Yani ne bütün... oldu peki? Sonuç ne oldu film? Ama şimdi olmaz. Evet, sinemalarda cevabı. 2 Şubat, Aşk Mevsimi. Ama Aşk Mevsimi'nin yaz bölümü 2 Şubat'ta. Evet, Bozcaada da çekilen o var. Evet, şimdi sonra sonbahardaki bölümü falan olacak. Tabii, biz bunların hepsini... Bitmez bu iş, biz ben bunu, demiştim. Evet, ben bu ilişki zor. Ama bitmeyen ilişkiler var zaten. Yani inişli çıkışlı, bata çıka, biraz kanamalı ama ayrılamamalı. Ali Yaman ve Şirin'in aşkı da biraz böyle bir hikaye. 8 yıllık bir süreci anlatıyoruz filmde. Oo. Dolayısıyla bu 8 yıllık süreçte değişiyorlar. Ben onu çok gözlemliyorum. Çevremde de, kendimde de. İlişki, aşk başka, ilişki başka. Ama tabii. ilişki akışında... İnsanların değişimi eşit ve paralel yönde olmayabiliyor. Tabii. Yani sen bu yöne doğru değişiyorsun. Karşındaki bu yöne doğru değişiyor ve aradaki mesafeler açılabiliyor. Ve hala ama, o adam, özür dilerim, hala o kişiyle olmayı tercih ediyor musun? O değiştiğin zamanda tabii. da asıl o zaman ilişki oluyor. Ve galiba. Sonra o değişme mesafe kapanabilir. Tabii. O yüzden uzun soluklu ilişkiler evet. enteresan oluyor. Biz filmde buna odaklandık. Yani... Hayaller var, gerçekler var. Şirin daha idealist bir karakter. Ressam olmak istiyor. İdealleri var. Ali Yaman daha düz adam. Oh. Onun hayali Şirin. Oh. Dolayısıyla ikisi farklı yönlere gidiyor. Şöyle söyleyeyim, bir yönetmenin filmini anlatması zor. Samimi bir film yaptık. Duygularımızı açığa çıkartmaktan çekinmedik. Ali Tanrı, biz diye konuşuyorum. Çünkü senarist partnerim Ali Tanrı verdiğiyle... Bayağı üzerine çalıştık ve... Sen sadece yönetmen koltuğuna oturmadın. Aynı zamanda senaryosunu da yazdın. Yapımcılık da yaptım. Ben çok yoruldum Ceyda ya. Evet hepsini, sen ne yaptın? Hepsini evet. yaptı. Yaptık. Hani. Tamam demek ki diğer üç filmi de yapacak yani. Ben yanlış kişinin yanında konuşmamışım. Yok. Verin coşkuyu, ver verin gazı. Coşku, ver gazı. Dilan neden Aşk Mevsimi? Bilmiyorum, insan hep kendinde olmayanı arıyor ya. Ne diyeceğimi bilemez. Bu kadar açıklıkla cevap vereceğini hiç düşünmemiştim. Ben de düşünmemiştim. Öyle bir sorusu geldi ama. Yani şeyleri geçiyorum. Çok klişe geliyor bana çünkü onlar. Birbirimizi zaten sevdim. Gördük. Çok sevdik. Karakteri sevdim. Filmi sevdik. Ama bir aşk, o aşkı da bir yaşamak istedim açıkçası. Hı. Bir aşk filmi içinde olmak istedim. Sinemaya bir iş yapmak istedim. Benim ilk sinema filmim. Çok evet. heyecanlıyım. Senin de dediğin gibi Covid'den sonra çok giden olmadı. Ve hem oranın daha yoğun olması hem sevgili yönetmenimle çalışmak. Çünkü Murat da sinema seyircisinin nabzını çok iyi bilen bir yönetmen. O yüzden de benim şansım oldu. Şimdi ayrıca. Tabii biz seninle çok mesai harcamamış olsak da dijital medya, dijital ortamda gösterime girmiş bir filmde birlikte oynadık. Hı hı. Ben az çok hani ekip ruhundan ve ekibin de anlattıklarından senin set disiplinin, iş ahlakın, karaktere nasıl sarıldığın konusunda bir bilgiye sahibim aslına bakarsan. Gerçekten genç nesilde hani bu biraz her genç nesilde, her dönemin genç nesilinde olan bir şeydir. Ünlü olmakla o karaktere sahip çıkmak arasında bir sıkışırlar. Hani bir yandan oynadıkları karakterle ya da karakterlerle ünlenip o karaktere sahip çıkmayı unutabiliyorlar bir dönem. Hepimiz yaptık
bunu. Hepimizin başına geldi bu kazalar. Meslek kazaları bunlar. Ama ben sende böyle bir hissiyatı hiç sezmedim. Hiç kulağıma da gelmedi. Aynı sette de duymadım. Nasıl bir ahlakla yaklaştın? O yüzden çok merak ediyorum. Çok naifsin. Sessizsin bir yandan. Yanlış mı gözlemlediğimi bilmiyorum ama. Ve bir yandan da ama çok böyle tırnaklarınla sahip oluyorsun yani. Statüne ve sorumluluklarına. Nasıl oldu bu? Ben çok küçük yaşta başlayınca çalışmaya, 13 yaşında başladım ben çalışmaya. Ve zamanla daha çok şey öğrenerek daha çok piştim tabii ki. Ve şeyin farkına vardım ben de. Benim de senin dediğin gibi bir dönüm noktam oldu. Bir dakika dedim, bu bir iş. Yani evet set çok keyifli vesaire ama senin profesyonel olman gerekiyor sette ve bunu çoğu insanın yapmadığını gördüm. Hı hı. Bir de ben işimi çok seviyorum. Evet, çok seviyorum. Ve bu sektörün her tarafını çok seviyorum. Yani bir kısa film çektim, yapımcılık yaptım. Yazılar yazıyorum 3 ay önce. Kısa film çektin. Evet. Yani yapımcı olarak oynamadım ben. Oynamadan evet, yapımcılığını aynen yaptın. Benle vakit geçirince yapımcı olmak istiyorum. Gaza geldim. Gerçekten filmi çekerken mi oldu bu? Filmi çekerken konuşuyorduk zaten. Ona da bahsediyordum böyle bir hayalim var diye. Bahseder misin lütfen? Nasıl, yönetmeni kim? Nasıl karar verdin? Para yatırdın yani bu evet, işe bir oyuncu olarak. Evet. Zaten bizim bir arkadaş grubumuz var. Ve tamam, bir kadın işi yapmak istedik. Yönetmenimiz Umut Şilan. Diğer ortak yapımcımızın adı da Dilan. Şimdi ben de Dilan olunca şey yaptık, işte Dilan hakkında konuşmalıyız diye bir kısa film fikri ortaya çıktı. Tabii ki benimle ilgili değil. Ama tatlı güzel bir iş olacak. O yüzden onunla çok heyecanlıyım. Şimdi, bu arada yazı yazıyorum dediğin 15 yaşında mı ilk şiir kitabın evet, çıktı? Evet. Bayağı o taraf da kuvvetli. Bir de felsefe mi okudun en son? Ne ara? Hala okuyorum. Hala 3. devam. Üniversite. Bak benim gibi deliler var. Ben de şimdi 3. üniversiteyi bitirip 4.'ünün planlamasını yapıyorum. Allah'ım böyle deliler bulunca çok mutlu olurum, okuma delileri. Felsefe okumaya evet, devam ediyorsun. Evet. Peki, umarım bir gün bitiririm. Hedef mi? Aman bitirmesen ne olur? Felsefe öğrencisi aynen, olursun aynen ömür öyle boyu. Dünya tatlısı bir iş bence. Hedef ne? Tehlikeli bir soru. Tuzak. Evet, evet, tuzak. Hedef ne? Hedef yok. Hedef olursa mutsuz olurum gibi geliyor. Yani mutlu olmak hedef. Ve yapabildiğim her şeyi yapmak şu kısacık hayatta. Hazır yapımcı yönetmen bulmuşken bir senaryo yazmak? Onu da çok istiyorum şimdi. Daha yeni bir arkadaşımla konuştuk. Bir şeyler yazalım diye beraber. O yüzden dediğim gibi bu sektörün her tarafını çok sevdiğim için yaptığım işe de sahip çıkıyorum ve daha profesyonel olmak gerektiğini düşünüyorum sette. O yüzden hep bilmiyorum. Benim için başka bir şey yani, ciddiye almak gerekiyor yaptığın işi. Sen biraz önce duydun, hemen Murat'a şöyle bir pas atacağım. İyi olmuş seni işinden ettiğim yıllar önce 19 yaşımdaki cüce halimle. Yayından önce öğrendiğime bakar mısınız? Murat diyor ki nereden beni tanıyorsun? Tanıyorum da, çok iyi tanıyorum ama şimdi 30 yıl oluyor benim de neredeyse camiada. Şimdi hatırlayamıyorum ki, bir de hakikaten ben de az çalışmadım gerçekten. Nereden tanıyorum? Tanıyorum ama hep yani Murat'ın ismi geçti, hep böyle oluyorum. Evet, Murat'ı eski tanıyorum ama bulduk, bugün bulduk ama hiç iyi olmadı bunu öğrenmem. Osman Seden'in televizyona hazırladığı bir diziydi. Evet efendim. Sen 19, ben 22 yaşındaydım. Evet. Dolayısıyla Erol Taş'ın kahvesinde tavla bile oynuyorduk yemek aralarında. Bana koy tavlayı önüme, ben 3 saat oynarım o tavlayı. Öyle bir... Ben hala öğrenemedim. Nasıl sevmek yani, sana anlatamam. Ya, öğretirim. Yani ben sana öğreteyim. Bir de iyi oynarım yani. Meğer ama bizim bu tavla aşkımız evet, iyi olmamış pek senin için. Belki de iyi olmuş. Belki de iyi oldu. Yani çünkü o dönem için eski usul set ekibi olduğu için evet, prodüksiyon amirinin oyuncuyla tavla oynaması falan hoş karşılanmadı. Şimdi Osman Seden evet, zihni açık bir Allah yapımcı yönetmendi. Allah rahmet çok eylesin. Çok önemli bir adamdı. Tarantino'ya. Evet. Türk sinemasının Tarantino'su. Ben ondan çok şey öğrendim. Yani bir kere sette güler yüzle çalışmak, evet, insanlara ve setteki herkesle iletişim kurmak. Evet. Sinirleneceksen gerçekten sinirlenmek. Ama yani şey gibi, yönetmen sinirlenmelidir gibi hiç öyle bir şey yok abi. Düzgün ekip ve iyi insanlarla çalışınca sinirlenecek bir şey olmuyor. Evet. Güzel sanatlarla ilgili güzel bir işimiz var. Evet. Ama geçen gün bir sohbet sırasında demiştim, Dilan hani sen de övdün ve duydukların doğru.
çalışkan bir insan. Sonra daha önce çalıştığım oyunculardan bana şey geldi. Ne yani biz çalışkan değil miyiz diye. Ben genelde çalışkan insanlarla çalışmayı seviyorum. Dilan da bunlardan biri. Kesinlikle öyle. Son olduğu için gördüm en çalışkan dedim. Eski çalıştığım arkadaşları da tenzih ediyorum. Genelde bizim ama eskiden hep erkeklerle çalıştığın için kadın oyuncu gelip sana dememiştir. Siz erkek hikayeleri kadın. Yap. Aa bir de. Tabii isim bir de belli isim verme çakallarla danslan bir kadın vardır herhalde bunu yapacak. Çünkü 80 tane erkek bir kadın oyuncu. Ama daha önce öyle demeyelim ama hepsi çalışkan insanlar. Yani, bak hemen orada. Yani bak. Ağır telefon gelmiş ben sana diyeyim. Şevket Çorum baba sahne bak tiyatro yapıyor. Tabii. Didem Balçın Dastas. İlker Didem Ayrıklar. Aramaz bunun için. Murat Akkoyun mu ya? Murat Arar. Murat Arar. Murat kesin arar ama Didem aramaz. Tabii. Şimdi kadın oyuncu değil. Timur Acar var hem moda sahnesinde çalışıyor hem dizide. Evet. Hepsi çalışkan yani. Ama ben de çalışkan birisiyim. Cem de çalışkan. Yani Fırat Tanış var, Duygu Sarışın var. Yani kas da bence öncelik ve doğru seçimle başlıyor her şey. Kesinlikle. Bizim işimizin bence sırrı orada. Yani bir insan işte ünlü de olabilir, yetenekli de olabilir ama karakter çıkartabilecek potansiyel ve çalışkanlılıkta olmak herkesin harcı değil. Evet. Dilan evet ilk sinema filmi ama karakter çıkarttı. Cem çok iyi karakter çıkartıyor. Bazı oyuncular çok iyi karakter çıkartıyor. Bazıları oynuyor. Evet. Farklı. Seyirci başka bir şekilde alıyor. Tabii. Mesela televizyon dizilerimizin tüm dünyada başarılı olmasının en büyük sebebi orada karakter çıkartan illaki her dizide tutmuş her dizide 2-3 oyuncunun sırtlamasıyla oluyor. Yani bu müthiş bir yetenek. Dediğim gibi daha doğrusu yeteneğin işlenme hüneri diyeyim. Kesinlikle burada haklısın. Tabii ki yönetmenin payı da var ama oyuncunun da bir hamuruyla ilgili. Ben genelde bu tarz oyuncularla oynamayı demişim. Çalışmayı. oynadın da canım. Oynuyoruz yani. Ama oynamışlığı da var. Oyunculuk da yaptığı için oradan dolayı hani yönetmen olarak hepinizi oynuyor olabilir içinde. Yapıyor olabilir bunu. Olsun o da meslek sırrı diyelim. Güzel. Çok güzel bir şey. Hemen tabii anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Ben 95 yılında Kandemir Kondu'nun Palavra Aşklar dizisinden sonra Yeşilçam Sokağı'nda audition yani bu işte seçmelere gitmiştim Osman Seden'in bir işi için. Osman Seden beni çok 19 yaşındayım yani ve bana dedi ki oğlumun karşısına küçük kız oyuncu bulamıyordum sen olsun dedi. Tamam dedi dizide dedi benim oğlumun karşısında hep sen oyna. Sonra ben yıllarca Kemal Seden'in karşı kastı oldum sonra Yalçın Düber'in kastı oldum Osman Seden'in hayatında bir süre hep vardım. O sırada Murat da prodüksiyonda ben de tavla bileni alırım yani her zaman böyledir. Sette tavla varsa ben oradayım. Hep bu böyle. Ama Osman abi demişti ki Murat dedi bak sen gel dedi o auditionlarda tabii ki ben de varım. Evet. Şimdi bak o dizinin kadrosu herkesin hemen hemen ilk ya da ikinci iş. Tabii. Ece Uslu. Tabii. İpek Tuzcuoğlu. Aynen. Açaylı Akkoyunlu. Berna Laçin. Berna Laçin. Tabii. Yalçın Dümer. Yalçın. Yani hepsinin o ilk şeyleri. Edison da vardı galiba. Edison da var tabii. İlk Aşk ve Miras Yedi. İki evet, dizi ikisinde de oynadım. Tabii. Miras Yediler zaten Erol Taş'ın kahvesinin etrafında çekiliyor. Orası bizim mekan. Ama onun sebebi de ne? Benim bir arkadaşımın babası Can Kurtaran Mahallesi'nin muhtarıydı. Ne ben güzel de Sultanahmet'i çok sevdiğim evet. için. Dedim Osman abi belki yıllardır burada bir çekim olmuyor. Gel gidelim diye. O Can Kurtaran ne güzel çok yerdi. Güzel. Biz orada tavla oynadık diye sen Murat'ı işinden etmişim evet. haberim dedi, yok. Sen oynayamazsın dedi. Oyuncuyla oynayamazsın ben de deyip. Dedim oynarım ben falan sonra bir süre sonra bıraktım. Haberim yok tamam. bunlardan. İşte bunlar yılların güzel hikaye şeyi. Ama. Tamam. Çok güzel hikaye. Ama sen diyor sen kimsin? Sen kimsin ya prodüksiyon amiri parçası. Aa olur mu öyle şey? Ama işte biz şimdi bizim jenerasyonda en azından bunlar kalktı. Evet. Yani öyle astüst ilişkileri evet. öyle değil. Saygı ya. Astüst saygı. Diye bir şey yok. Saygı diye bir şey var. Hı-hı. Ben şimdi de bunu savunuyorum. Hiçbirimiz ast ya da üst değiliz ama karşılıklı saygı ve sevgi duymakla yükümlüyüz birbirimize. Çok sevmek zorunda değiliz ama hani o dürüstlüğü de sevgi sağlıyor bir yerden sonra. Tabii bu arada işimden etti dedik Osman Seden değil. Değil. Başka. Allah rahmet eylesin. Yoksa Osman abi. Şeker gibi bir adamdı. Bir de şeker hastasıydı. Çorabının evet. içinde çikolatalı gofret
taşırdı. Oğlu gidince kimse söylemeyin derdi. Gizli gizli gofret çok yerdi. Bir de Beşiktaşlıydı o. Beşiktaş maçlarında bırakırdı. Ben de Fener maçlarında bırakıyorum. Set dururdu Beşiktaş maçında. Çekmezdi. Öyle fanatikti, Allah rahmet eylesin. Çok güzel. Bunlar böyle aslında 30. yılını kutladığın zaman geriye dönüp bir Murat Şeker vardı diye anlatacağım biz işte ikimizi böyle. Ceyda'yla da tavla oynadı diye işten atılmış gençliğinde diye diye. Sonra Ceyda bana tavla öğretti falan. Tabii falan. Öğreteceğim. Öyle anılar arada bende. Bir sürü şey. Bozcaada'da ya da... bu yaz. Siz bu devamını yaz. Gene Bozcaada'da çekin sonbaharı. Orada attık tohumları. Tamam. Orada çekin, ben de orada olurum. Sonbaharda ben sana tavla olur, öğreteceğim. Anlaştık. Bu da söz verildi. Ki Dilan sevdi Bozcaada'yı. Ya sevilmez mi Kuzey Ege? Çok sevdim. Ama birkaç soru geldi bana bununla ilgili. Şey diye işte orada yaşamayı düşünür müydün diye. Cem evet dedi, ben evliye baktım dedi. Ben dedim düşünmezdim ama çok keyifli geçti. Ama bana göre değildi çok dedim. Yani uzun süreli kalamam ben gibi geldi. Ada olmasın dedi. Karşı kıyı olur. Aynen. Sen gel ben sana daha bölge. Genç, daha evet, genç daha genç. Sevdiririz sana. Şimdi sen çok duruşu net bir kadınsın aslında. Genç kadınsın. Ve biraz hırpaladılar seni. Epey. Evet. Her anlamda da kadın haklarını aslında tavrınla da savunmaya çalışıyorsun. Sektördeki bu kadın oyuncu, erkek oyuncu maddi adaletsizliğinde bile yüksek sesle bir şeyler söyledim. Ben bunu çok saygıyla karşılıyorum. Keşke zamanında biz de yapabilseydik aslına bakarsan. O zaman yapamadığın şeyleri yapan bir genç olduğunda, vizyoner olduğunda, kelimesi net biri olduğunda daha gururlanıyorsun. Nasıl bir tavrın var buna? Yani gençsin ve denemiş olabilirsin. Kendinde bir şeyleri değiştirmeye denemiş olabilirsin. Bir şey denemek istemiş olabilirsin. Ve bunu yanlış yapmış olabilirsin. Hata yapmak hepimize mahsus. Hepimiz bir sürü hata yaptık. Nasıl bir tavrın var orada? Ne yaptın da dimdik durabildin? Ya da söylemek isteyip de söylemediğin bir şey varsa burası senindir yani. Ya, lütfen teşekkür söyle. Teşekkür ederim. Benim için inanılmaz zor bir süreçti. Evet. Bu arada öncelikle onunla başlayabilirim. Benim bu 2023 hayatımın en zor senelerinden biri bile olabilir yani. Estetik bir müdahale yaptırdın kendine. Bir buradan başladı mesele. Ve bir ardı arkası kesinlikle. Aynen. Yani aslında çok öyle bir şey yaptırdığımı düşünmeden bir şeye giriştim. Ve bir doktorumla da inanılmaz bir iletişim problemimiz oldu o konuda. Tabii benim de daha çok araştırıp daha çok soruşturmam olabilir gerekiyordu ve sonrasında vücudum inanılmaz bir tepki gösterdi. Çünkü omuz ameliyatında yeni olmuşum. Evet. Böyle üstüne böyle ani bir kararla gidip böyle bir şeye karar verdim. Ya orada da şöyle bir şey oldu yani paşa gönlüm o an öyle istedi ve denemek istedim. Zaten yaptırdığım şey geçici olduğu için o konuda çok rahattım yani. Hani geri döndürülebilir bir şey, geçici bir şey. Ama o kadar büyüdü. Hem çok büyüdü hem o kadar uzun sürdü ki gitti. O süreç benim o iyileşme sürecim de çok uzun sürdü tabii ki. Ve yani çıkan haberler, insanlar yani özellikle kadın arkadaşlar. Canını acıtmak için. Zaten işte burada kadın kadının kurguduru temizleyemiyoruz bu yüzden bizler maalesef. Yani burada o kadınlar bu klavye zorbalığında bir dursalar bizde çok şey değişecek bu hayatta. Peki ne yapmak yani buradaki ilk duygunla nasıl tavrını netleştirebildin? Nasıl becerdin? Yani kendi içimde yaşadım çok uzun bir süre çünkü her şeyin bir zamanı var. Hani bir şeyleri konuşmanın. Evet. Şu an burası gibi doğru zamanlı. Evet. Şu anda öyle hissediyorum yani. O kadar zordu ki ağlamaya başlıyor. Yok. Evet. Nereden? Bir dakika. Ben o zaman şöyle yardımcı olayım. Biz de o süreçte bir arada olduğumuz için... güçlü oluyor insan ama güçlü olma süreci güçlü olan için kolay olmuyor. Tabii ki. Bir yani, de işte Dilan öyle güzel bir şey söyledi ki paşa gönlüm böyle istedi. Evet. Ben niye bunun için hemcinslerime hesap veriyorum? Evet. Zaten buna itirazım var. Bunu konuşabilelim diye belki de bu konuyu açıyorum. Genceciksin, aklı başında bir kızsın, üçüncü üniversiteni okuyorsun ve hayatın içinde hepimizin takılıp
düşebileceği, yapabileceği hatalardan evet. geçiyorsun. Burada seni sevenlerin seni sarıp sarmalaması gerekiyor. Bunu hatırlatmamız gerekiyor belki evet. de. Bu sebeple bu konuyu açtım aslına bakarsan. Beni sevenler gerçekten bu arada sarıp sarmaladı. Benim için de göz açıcı bir süreçti. Gerçekten yanımda olup olmayan evet. insanları da gördüğüm bir süreç oldu. O iyi oluyor zaten. Ama yani şey de iyi geliyor. Ben hep böyle yaşadığım kötü şeylerden pozitif bir şey çıkarmaya yönelen bir insan olduğum için. Çünkü zaten başka türlü yaşayamayız. Böyle bir hata yaptın Dilan, tamam dedim. Hata bunu yaşayacaksın yani. Ya kendi içimde öyleydi. Çünkü çok uzun sürünce o süreç. Ama mesela bir daha asla böyle bir şeye girişmeyeceğimi biliyorum. Kendimi her şekilde, her yönümle kabul edip sevmeye çalışıyorum. Buna devam ediyorum. Bu da aslında çok uzun bir süreç. Bunu da çok konuşmuyoruz. Yani bu mental olarak ya bunu sadece kadınlar üzerinden konuşmak istemiyorum ama sektördeki bir kadın olarak sen de bunu çok iyi biliyorsun. Aynen, bilmem mi? İnanılmaz bir baskı var. Çok. Ve benim üzerimde çok uzun yıldır bir baskı var ve ben hep şey zannediyordum. Dilan ya saçmalama, hani kimseyi dinleme. Sen her şeyi bilirsin. Başka bir şeyler yapma falan vesaire ama hep ya bir güzellik algısı var ve o güzellik algısı sürekli değişiyor. Şu anda sürekli değişen tabii bir şey ki. Bu ve ona uyum sağlaman çok zor. Ve bir şekilde sen de bilmiyorum artık ya daha iyi hissetmek istiyorsun, daha güzel görünmek istiyorsun ya da sektörde bir yerin oluyor ve ona tutunmak istiyorsun. Evet. Bir şey oluyor yani. Yerini de sağlam tutabilmek için evet. bunu yapma hakkına da sahipsin. Buna da hata değil aynen. ama. Bunu ne olur zihninde de bu kadar teşekkür kıymetli ederim. Bir genç olarak böyle de kodlama. Bugün belki de bu konunun açılma sebebi bu olsun. Hı-hı. Bu bir hata değil. Ya da madem böyle kodluyorsun en büyük hatan bu olsun. Biz de bunun yanında senin yanında duramadığımız için utanalım. Hı-hı. Çünkü teşekkür gençler ederim. Yani ebeveyn olarak da bunu kendimize hatırlatmamız lazım. Gençtir, hata yapacaktır ki bu bir hata değil. Bizim asıl büyük hatalarda da yanında durabiliyor olacak yürekliliğe ve edebe sahip olmamız gerekiyor aslında. Belki de bunu söylemek gerekiyormuş gibi senin... Bozcaada da bir akşam konuşuruz biz de. Her şeyi konuşuyoruz. Hayır, tabii. Film çekmek bir yol arkadaşlar. Aynen. Ben hep bir düşünce kampına benzetiyorum. Öncesiyle, çekim süreciyle bir de şehir dışında çalışınca daha da özel anlarında bir vakit geçirme şansı ve hakkı da oluyor. Böyle konuşuyoruz bir akşam. Dedim ki Dilan dedim farkında mısın? Aslında senin şu an... Ne kadar güzel bir kadın olduğunu sana ikna etmeye çalışıyorum neredeyse. Tabii. Çünkü öyle bir hengame yaratıldı ki biz orada kendinden film çekiyoruz. Kendinden şüphe eder evet, hale geldi. Yani dedim ve o ben de kendime yabancılaştım. İtirazım orada zaten. Tabii. Ya hata belki zaman. Hata toplumun tavrı. Biz cümleyi böyle herhalde. Değiştirirsek evet. mesele de değişecek. Burada Dilan'ın doğru. yaptığı değil, Dilan'a yapılan hata. Biz daha sık gelebilir miyiz bu programda? Her zaman bekleriz. Ne kadar güzel, evet. Doğru tespit çünkü. Evet. Doğru tanım. Evet. Bazen bu doğru tespit ve tanımları da yapamadığımız için bazı şeyler uzuyor evet. veya karmaşıklaşıyor. Evet. Ama bu filmde kendimle vakit geçirmek bana iyi geldi. Yani gelmez o kadar mi? 100 kişi var, 150 kişi var sette ama bir yandan her sahnede kendini düşünüyorsun. Tabii. Çünkü izleyici de öyle olacak. Ben ne yapardım? Zaten Dilan, ben ne ederdim? Benim için mesele Dilan değil. Çünkü onun duruşu, tavrı, kendini yetiştirişi ve oyunculuğu. Söz ve cevap en güzel cevap hayat zaten. Sen evet. öyle güzel cevaplar vereceksin ki orada bir sıkıntı yok. Ama sen bir de öğreten bir tavrın da var. Durduğun halin, duruşun, tavrın. Bak diyorsun ki felsefe okuyorum. Bunlar o kadar önemli ki. O yüzden seni böyle ruhen korumaya alma ihtiyacım olduğu teşekkür için bunu ederim. Söylüyorum. Kimlere İyi geldin bana bu arada. Her zaman. Çünkü seni çok seviyorum ve eleştirilecekse bile eleştirilecek gençlerin kendini yetiştiren, kelimesi olan, cümlesi olan, tavrı olan gençler olmaması gerektiğini aslında hatırlatmak istiyorum hı-hı. herkese. Ve bir şey söylenecekse bu gençin ampını kırmak, kalbini kırmak, hata yaptım duygusunu ya beslemekle değil de ya olurmuş ya ben de gencim yaparmışım ama büyük bir kitle de arkamda dururmuş duygusuyla ülkesinde devam edebilsin. Evet. Ben bunu diliyorum aslında. Belki bu yüzden seninle bunu konuşmak istedim. İyi ve yok. Teşekkür ederim cevap verdiğin için de. Ben de teşekkür ederim.
Aşk mevsiminin devamını istiyoruz. Şimdi orada yazdayız. Orada da beraber oynayalım. Gelir oynarım seve seve. Sonbahar. Sonbahar. Memleket kuzeye kadar. 2 Şubat'ta vizyona giriyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Teşekkür, her şeyden önce. Eminim çok güzel bir çift oldunuz. Böyle ışık saçtınız eminim. Çünkü renklerinizi de böyle hayal edebiliyorum, karşılıklı değişik olmuş olmalı diye düşünüyorum. Sen mi tercih ettin? Oyuncu kastını sen mi yaptın? Yani doğru hamleler yapıyoruz. Bir de kız kardeşim Hülya, yıllardır birlikte çalışıyoruz. Hülya'da da içgüdüsel olarak bu doğru ekibi kurma duygusu var. Tabii ki profesyonel yardımlar alıyoruz ama çok doğru kimyası olan ikili yaratmak çok zor. Çünkü kesinlikle. Bu Hollywood'da da böyle, bizde de öyle. O iki kişi daha ilk sahnede yan yana geldiğinde olmuş ya da olmamış diyorsun. Bu güzellik algısı meselesinden daha da nalıncı keseri. Evet. Birçok dizide o yüzden bazıları tutuyor ve bazıları tutmuyor. Dizi çekecek misin ya? Çok zor ya. Bence yani, de. Seni düşünemiyorum yapamam, dizi setinde. Yapamam. Ben yani hep böyle konuşunca da şey oluyor. Normal vatandaş nezdinde ne diyor bunlar diyor ama gerçekten yapılacak iş değil. Yani. Yorum yapmayayım şimdi. Yani en az... En az denizcilik kadar, en az havacılık, en az madencilik kadar zor. Ve zaten bakanlık tarafından da bu tehlikeli meslekler sınıfında yer alıyor. Evet. Yani o yüzden zor, çünkü çok çalışarak. Yani set her gün gidilecek yer değil. Bir yönetmen için yapılacak iş değil. Her gün yapılacak bir iş değil. İnsanın kendini beslemesi gerek. Entelektüel olarak kendini sürekli diri tutman gerekiyor. Yani ben yakın çevremde hala en çok film seyreden, hani en çok kitap okuyan da olabilirim ama hani en çok film seyreden hala benim. Bu bir yandan da acı bir şey tabii. Senin kadar çok film seyreden olması gerekiyor. Ben, o zaman iyi olur diye düşünüyorum. Mimar Sinan'da artık hocalık yapıyorum. Sinema televizyon bölümünde. Öğrencilerimle de konuşuyorum. Mesela hangi filmi seyrettiniz? En son hangi filmi seyrettin? Oppenheimer'ı seyrettim ben. Sen? Priscilla'yı seyrettim. Coppola çok güzeldi. Güzel miydi? Çok güzeldi. Ama sen biraz geride kalmışsın. Evet, ama ben dizide oynuyorum. Daha doğru. Yönetmeni kalkası stüdyoya geldi. Yani evet. Dizi oyuncularına aslında hediye olarak sinema bileti verebiliriz. Çok teşekkür ederim bunun için. Ama evet, gidebiliyor olmam. Hele ki şu son 3 ay 2 dizi ve evet, NTV'de olduğum için 3 aydır eve gittiğim zaman yeri öptüm. Yani öyle bir 3 ay yaşam ama Şubat'ta beni kimse tutamaz film konusunda. Nedir hayallerimiz? Seni nereler... Ay hayal yoktu, pardon, özür dilerim. Nedir planlar, projeler? Seni nerelerde izlemeye doyamayacağız? La tiyatro devam ediyor. Evet, Amadeus. Evet, bekliyorum. Gelmeyi çok istiyorum. İşte bak, geçen hafta gelmeye niyetlendim. Set vardı, gelemedim. Evet, yazarım ben sana. Tamam, sen Amadeus bana çok yaz. Güzel gidiyor, ikinci tamam. Senem. O devam ediyor. Şimdi konuştuğumuz birkaç proje var. Ama ben bu aralar çok gezmeye başladım. O çok hoşuma gitti. Şimdi yine bir süre gideceğim. O yüzden dönünce bakalım. Defterimi size uzatıyorum birkaç satır yazmanız için. Aa. Ama önce şöyle videolu fotoğrafımı çekeyim. Güzel güzel. Gişeniz bol olsun. Çok teşekkürler. Güzel teşekkür olsun. Ederim. Aşkı hatırlasın herkes filmden çıkınca. Madem dedin ya, aşkı yaşamak için bu filmi kabul ettim. Demek ki bize anlatacağın çok şey var filmde diye düşünüyorum. Tüm oyuncu arkadaşlara da buradan sevgiler yollayalım. Cem'e ayrı hayranı olarak sevgi yollamış olayım buradan. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Siz İyi defteri ki ağırladın bize. Teşekkür ederiz. Siz defteri yazarken ben de programı sonlandırayım. Demek ki neymiş? Aşkla tutunmak lazımmış hayata. Aşkla sarılmak lazımmış birbirimize. Ne olursunuz. Böyle eleştirirken klavyenin ucunda bir 9 kere boğum var derler ya, 9 boğum. Elinizde de 15 boğum olsun. Düşünün, yazdığınız kelimeler hangi gençlerin neresine gidiyor, kalbinin neresini yaralıyor ya da neresine iyi geliyor. Birbirimize iyi gelme vakti artık. O yüzden severken de, eleştirirken de, yanında dururken de, karşısında dururken de önce sevgi ve saygıyla durmak hepimizin ihtiyacı.
güzel bir film vizyona giriyor. Kaçırmayın, mevsim aşk mevsimiymiş öyle diyorlar. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın. Sevgili Dilan Çiçek Deniz ve Murat Şeker'le son filmleri ve aşk üzerine bol bol sohbet ettik. Onları görmek, sohbet etmek bana iyi geldi. Eminim sizlere de iyi gelmiştir. Sayfalarının satırlarını şöyle tamamladılar. Aşk bir denk geliş hali. Denk gelmiş gibi yapmayalım. Sadri Baba'nın dediği gibi. Kalanın da gidenin de gönlü hoş olsun. Murat Şeker. Sevginin bilgi de gerektirdiğini kendimden biliyorum. Sevgi savurganlığım yüzünden su vererek çürüttüğüm kaktüsler hala aklımda. Bir arkadaşım iyi ki akvaryumda balık beslemiyorsun. Boğulmalarından korkup sudan çıkarırsın demişti. Tezer Özlü, Dilan Çiçek Deniz.